Kadına yönelik şiddetle mücadele, bir koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon programımıza hoş geldiniz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı ilk defa 2012-2015 yıllara kapsayacak şekilde yapılmış efendim. İkinci olarak 2016 yılında 2016-2020 yılları arasında kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, 6284 sayılı kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporları dikkate alınarak ulusal eylem planı hazırlanmış. İlimizde de 2018-2021 yılları arasında kapsayacak şekilde il eylem planının hazırlanması talimatı verilmiştir. Bu doğrultuda teknik heyetimizin, teknik kurulumuzun oluşturduğu il eylem planımızın taslağı bakanlığımıza ön inceleme için gönderilmiş, ön incelemede uygun görülmüştür efendim. Bu doğrultuda bugün komisyon toplantımızda eğer uygun görülürse, onaylanırsa bundan sonraki süreçte 2018-2021 yılları arasında Osmaniye Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele İl Eylem Planı uygulanacaktır efendim. Arkadaşlarımız bütün paydaşlarla birlikte bir araya gelerek bazı çalışmalar yürüttüler. 4 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştayda konu enine boyuna tartışılıp değerlendirildi. Osmaniye il özelinde neler yapılabilir konuşuldu. Şimdi de inşallah burada bütün paydaş kurumlarımızın temsilcileri var. Bunu konuşup değerlendirip karara bağlayacağız ve bundan sonraki süreçte bu eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde illerde ŞÖNİM kısa adıyla Şiddet Önleme İzleme Merkezi olarak açılmıştır. Osmaniye'de de 2016 yılında müdürlük olarak açılmış. 2017 yılında da belediyemizin de tahsis ettiği müstakil binada hizmetimizi devam ettirmekteyiz. ŞÖNİM'lerin hizmet alanı 3 ana başlık altındadır. Bunlar bir tanesi şiddet görene yönelik, yani şiddet mağdurlarına yönelik çalışmalar. İkincisi şiddet uygulayanlara yönelik yapılan çalışmalar. Diğeri de koruyucu önleyici. İlerleyen planımızda 4 ana hedefimiz var. Burada birincisi yerel düzenlemeler, ikincisi toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü, üçüncüsü koruyucu önleyici hizmet sunumu, dördüncüsü de işbirliğinin koordinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Planımız ortada. İnşallah bundan sonraki süreçte herkes fikrini zaten söyledi. Bundan sonraki süreçte şiddetsiz bir toplum biliyoruz. Bu eylem planının gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmayı biliyoruz. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için.